izlediniz. Gerçekten de akıl alır gibi değil. Neredeyse 3 ay oldu. Son 3 aydır biz dahil tüm medya uyarı üzerine uyarı yapıyor. Ne var ki bir çürük elma, bir vurdum duymaz çıkıp bir çuval inciri berbat edebiliyor. Onca insan şimdi o vurdum duymazlık yüzünden karantinada kalacak. Neyse ki ekipler otobüse zamanında ulaştı da krizi nispeten zamanında durdurulmuş oldu. Hepsine şifalar diliyoruz şimdiden ve günün seslerle örülü öyküsünü aktarmaya yine içinde çokça ses duyacağınız bir otobüs hikayesiyle ama bu kez bir kafa karışıklığıyla devam edelim. %50 artı 1 bölü 3 kafa karışıklığının nedeni bir matematik formülüne benzeyen bu hesap yüzünden yaşanıyor. Normalleşmeye başladığımız gün bir genelge çıkmıştı. Salgın günlerinde oturma kapasitesinin %50'si kadar yolcu almasına izin verilen toplu taşıma araçlarına kapasitesinin tamamı kadar yolcu alabilirsiniz denmişti. Ayakta yolcu sınırı da dün gece belli oldu. Bu defa ayakta yolcu için 1/3 kuralı getirildi. Otobüse ya da minibüse binenlerin aklı karıştı tabii. Belki kullanıcıların da. İçeride kaç kişi olduğu ve kaç kişi olması gerektiği artık bu formülle hesaplanmak zorunda. Bir de tabii fiziki mesafe meselesi var. Oraya hiç girmiyoruz. Safa diye hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Bugün toplu ulaşım nasıl? Rahatlamış mı? Bugün daha rahat çünkü ben dün de toplu ulaşımı kullandım. Normalleşme sürecinin başlamasıyla toplu taşımayla ilgili de yeni kararlar alındı. Daha önce yarı kapasiteyle yolcu taşıyan otobüs ve metrobüsler artık kapasitenin 1/3 kadar ayakta yolcu alabilecek. Minibüslerse koltuk sayısı kadar yolcu taşıyacak. Toplu ulaşımda yeni kurallarla birlikte artık otobüslerde oturma düzeni de değişti. Öyle ki yeni kurala göre işte böyle dörtlü koltukta sadece 2 kişi oturabilecek. 2 kişi de yine yan yana oturamayacak. İşte böyle çapraz şekilde yolculuk yapabilecek. Saymak da zor oluyor. Bizim işimiz de zor hanımefendi. 20 kişiyken bile zor sayıyorduk. Şimdi 45 kişi, 50 kişiyi saymak. Ayakta oluyor. Yanıma gelme diyor. E ne yapayım? Yazık yine değil mi ya bu millete? Sen hastalığına sosyal mesafe niye korumuyorsun? Şu anda sosyal mesafe kullanan herkes uyumak istiyor. Kimse yanına, kimsenin oturmasını istemiyor. Toplu ulaşımda biri yanınıza otursa rahatsız olur musunuz? Evet. İstemiyorsun. İstemiyorum. Şimdi ben oturmak istesem? Yok. Koronavirüsle birlikte toplu ulaşımda da artık sık sık tartışmalar yaşanır oldu. Peki şu an size bulaştıysa ne olacak? Ayakta oluyor. Yanıma gelme diyor. E ne yapayım? Şuradasın. Sen de buradasın. Bu bildiğin minibüste ne kadar uzak kalabilirsin ki yani? Maskesini havalandırmak için açmak zorunda kalan insanlara dahi uyarı gerçekleşiyor yolcular tarafından. Özellikle son dönemde metrobüslerde, metrolarda, minibüslerde yaşanan tartışmanın nedeni neden yanıma oturdun? Tartışmalar oluyor. Kimse yanına kimse oturmasını istemiyor. Sosyal mesafe var mı yok mu? Yanınıza birisi oturdu. Ben kalkarım gerekirse.